Değerli izleyicilerimiz, Bursa TV ekranlarından Güne Başlarken programından hepinize hayırlı sabahlar dileriz. Bugün 1 Nisan 2016 Cuma, cumanız da şimdiden hayırlara vesile olsun inşallah diyelim. Yine şehit haberleriyle yüreğimiz kavruldu. Dün gerçekleştirilen saldırılardan bahsetmek istiyorum. 9 şehidimiz, 22 yaralımız var toplamda. Kardeşler kan dökmeye devam ediyor. Diyarbakır'da bomba yüklü araca yapılan hain saldırıda 7 polis şehit oldu. 13'ü polis, 27 kişi de yaralandı. Mardin Nusaybin'de ise bir asker, Yüksekova'da ise bir polisimiz şehit düştü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun diyelim. Hain saldırılarının bitmesini istiyoruz. Vatanımızı bölmeye çalışan hainleri, bölücü terör örgütü mensuplarını, terörü ve teröristi destekleyenleri lanetle kınıyoruz. Bir kez daha bu konuyu da belirtmek istedim, girişte bahsetmek istedim. Şehitlerimizden birinin de Bursa'dan olduğu da belirtilen ilk bilgiler arasında yer alıyor. Detaylarda, haberlerde sizinle olacak Bursa TV'de. Güne başlarken gelince 1 Nisan bugün dedik, Cuma günü dedik. Uludağ Üniversitesi'nden İktisat Topluluğu Başkanı Ayberk Tiftik, Uludağ Üniversitesi İktisat Topluluğu Başkan Yardımcısı Şükrü Tokcan bizimle birlikte 5 Nisan Salı günü Uludağ Üniversitesi'nin ekonomi zirvesi gerçekleştirecekler. Sanayi sektörünün kalbinin attığı şehir Bursa'da böyle bir zirvenin olacak olması bizi de gerçekten mutlu etti. Bugün o etkinliği konuşacağız. Öncesinde gerçekleştirilen faaliyetleri de detaylandıracağız. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum sizlere. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş bulduk. Hain saldırılar bahsettim demin de söylediğim gibi. Sizler ne demek istersiniz, neler söyleyeceksiniz daha doğrusu? Birkaç cümleyle görüşlerinizi almak isterim. Ayberk Bey, sizden başlayalım. Sağ olun. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Biz öğrenciler geleceğin sahipleriyiz ve umarım Türkiye daha da güzel bir geleceğe sahip olacak. Ama tabii ki de bu saldırılar bizleri çok yıpratıyor. Umarım bir an önce bu olaylar bir son bulur. İnşallah diyelim. İnşallah. Ben de şehit ailelerine Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah yaralılar da daha iyiye giderler. Ama gelecek için, gerçekten daha iyi bir gelecek için böyle olayların yaşanmasını biz de istemiyoruz. Çok üzgünüz. İnşallah bu olayların sonu gelir. İnşallah diyelim gerçekten. Öncelikle sizleri tanımak isteriz. İktisat topluluğundasınız. Ne kadar süredir faaliyetler devam ediyor? Ne zaman kuruldu? Sizler hangi senesinde kuruluşundan sonra dahil oldunuz? Ve şu anda Uludağ Üniversitesi'nde hangi bölümlerde okumaktasınız? Başkanımızdan başlayalım. Teşekkürler. İktisat bölümü öğrencisiyim. 2. sınıf okuyorum. Burayı tercih sebebim açıkçası Bursa'nın sanayi şehri olmasıydı. Avantajları olan bir şehirdi. Ve ailemin yanında okumak da açıkçası beni rahatlatacaktı. Okuluma daha rahat gidip gelebileceğimi düşündüm. Eğitimimi daha rahat sürdürebileceğimi düşündüm. Keza zaten olaylar da böyle gelişti. Geçen sene yurt dışında bir staj imkanı yakaladım. Global pazarlama üzerine Hırvatistan'a gittim. 1,5 ay boyunca orada stajda bulundum. Ve topluğa da okulun ilk gününde kayıt oldum. Burada yüksek lisansta öğrenim gören bir ablamın vasıtasıyla topluluğa üye olmuştum. Bir sene boyunca toplumun içinde ciddi anlamda rol aldım, görevler üstlendim, sorumluluklar aldım. Çünkü kendimi kişisel olarak bazı yönlerden eksiklikler hissediyordum. Topluluğa hitap, liderlik gibi konularda ve topluluk beni bu konularda aşmamı sağladı. Daha fazla çevreye, daha fazla network'e ulaşmamı sağladı. Ve sonunda da toplumun başkanlığını yürütmeme vesile oldu. Bu sene 20. yılı toplumun ve bu özel senede yönetim kurulunun başkanlığını yapmak gurur verici bir şey. Kesinlikle. Gerçekten güzel faaliyetleri de biraz sonra detaylandıracağız. Evet. Sözü size bırakalım şimdi. Benim Bursa maceram aslında Tekirdağ doğumluyum. Tekirdağ'da yaşıyor ailem. Üniversite tercihini yaparken biraz kendi ayaklarımın üstünde durmak istedim. Kendim yaşamak istedim, kendim öğrenmek istedim. O yüzden Bursa'yı, iktisatı tercih ettim Uludağ Üniversitesi olarak. Toplulukla tanışmam, bir gün oturup düşündüğümde üniversiteye neden geldim, ne yapmam gerekiyor, gelecek için üniversite çok önemli bir viraj olacak bizim için, ne yapmalıyım derken iktisat topluluğuyla tanıştım. Olabildiğince görev almaya çalıştım, her görev üstlenmeye çalıştım. Ayberk'le aynı dönemde girdik iktisat topluluğuna, oradan beri arkadaşız. Onunla birlikte çeşitli görevler aldık. Ondan sonra bu sene içinde
O başkan oldu, ben de başkan yardımcısı oldum. İnşallah daha da güzel olacak gelecek güzel, için. Güzel, aynı dönemde okula adım attınız. Biriniz başkan, biri başkan yardımcısı oldu. O zaman topluluğun misyon ve vizyonundan, amaçlayan hedeflerinden bahsedin lütfen bize. Ayberk, senden devam edelim. Vizyondan girecek olursak bizim ünlü bir mottomuz var. Gelecek büyük düşünenlerindir parolası. Biz bu parola altında çok büyük hedefleri amaçladık ve bu amaçlar uğrunda bilgi birikimlerimizi, edindiğimiz bütün bilgi birikimlerini yeni gelen öğrenci arkadaşlarımıza empoze etmeye çalışıyoruz. Çünkü topluluğun çok fazla avantajları var ve bu avantajları sadece bizler değil, bütün öğrenci arkadaşlarımız yararlansın istiyoruz. Üniversite toplum, üniversite iş hayatı, üniversite girişimciler arasındaki bağlantıyı kurmayı hedefliyoruz. Ve bunda da başarılıyız açıkçası. Bu kültüre öncü olmak bizim için de ayrı bir gurur verici. Çünkü üniversitede çok etkin topluluklar var, doğru. Fakat köklü topluluklar çok az ve biz bu kültürü devam ettirmek istiyoruz. Ve isteklerimiz, hani vizyon dediğimiz şeyde şunu da oluşturmayı hedefliyoruz. Evet, bu öğrenci iktisat topluluğu üyesi ve referans olacak kişiler var. Çünkü bu toplulukta bazı birikimler elde etmiş. Muhakkak onda bir birikim vardır, bir tecrübe vardır denilmesini istiyoruz. Misyona gelecek olursak, öğrenci arkadaşlarımızı kültürel, sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağlamak üzere. Ama aynı zamanda da ekonomiyi makro ve mikro düzeyde yorumlayabilmelerini hedefliyoruz. Evet, sosyal ve kültürel hayat çok önemli ama aynı zamanda biz bir ana bilim dalı bölümüyüz. Ana bilim dalıyız iktisat olarak ve hemen hemen çoğu bölümde İBF ve sözel bölümlerde iktisat zorunlu olarak okutulan bir ders. Bu bizim bir avantajımız aslında. Şöyle diyeyim, ekonomiyi anlamak aslında hayatı da anlamak gibi bir şey. Çünkü benim birinci sınıftaki hocam Emin Ertürk sağ olsun bize ilk derste söylemişti. İktisat kıtlık bilimidir demişti. Yani kıtlıktan yola çıkılan bir durum. Sosyolojiden de yola çıkan bir durum. Hayatın içinde olan bir durum. Ama işte misyonumuz uğruna tabii ki de öğrenci arkadaşlarla akademisyenleri, politika yapıcıları, işverenleri, iş adamlarını, iş kadınlarını buluşturmak bizim hedeflerimiz arasında. Hı hı. Özellikle Uludağ Üniversitesi'nin 3. nesil vizyon hedefiyle yola çıkması, Profesör Doktor Yusuf Ulcay'ın da sanayiye, sektörle ilişkileri kuvvetlendirecek birçok protokole imza atmış olması da bunun gerçekten en büyük başta örneğidir diye düşünüyorum. Sizlerin de ekonomiyle ve sektörlerle bu kadar ilişkili işler yapıyor olmanız, ki ekonomi zirvesine forma geleceğiz az sonra, gerçekten aslında tam da yerinde faaliyetler diyebilirim. Evet. Dediğim gibi lisans eğitiminden sonrası da var. 4 senelik eğitimden sonra öğrenciler kendini geliştirmeli bizce. Çünkü az önce de açılışta da bahsettik. Gelecek çünkü bizlerin ve biz bunları aslında emanet olarak taşıyoruz. Ve emaneti de geleceği bizler yine bırakacağız. Sorumluluklar alıyoruz. Evet, bu yaşta bu kadar büyük sorumluluklar belki değil, göreceli kavramlar ama biz bu sorumluluğu alırken ciddi anlamda gönüllü olarak çalışıyoruz. Gönüllü olarak çalışırken takım birliği, iş birliği içerisinde çalışmak, arkadaş olabilmeyi öğreniyoruz. Bu da bir kültürün oluşmasına sebep oluyor açıkçası. Üniversitemiz içinde mesela Sevgi Meydanı var. Sevgi Meydanı'nda standlar kurulur topluluklarla birlikte. Hani orada her topluluğun birlikte arkadaş çerçevesinde bulunması bizler için çok önemli. Ve orada da iktisat topluluğunun, evet işte bu iktisat topluluğu belli oluyor denmesi bizim için çok ayrı bir şey. Hı hı. Topluluğun peki öğrencilere katkıları neler oluyor? Yani siz, evet, standlar kurulduğunu söyledik. Tercih ederken sizin bazı belirleyici unsurlar olmuş. Hani tavsiyeler üzerine tercih edilmiş ama üniversitede okuyan öğrencilerin, özellikle 4 yılını orada geçirecek öğrencilere herhangi bir topluluğa üye olmalarını tavsiye eder misiniz? Tabii ki de. Tabii ki de ederiz. Çünkü dediğim gibi biz sadece akademik anlamda faaliyetler de sürdürmüyoruz. İnsanları bünyeye de almaya çalışıyoruz. Üniversiteyi de sevdirmeye çalışıyoruz. Çünkü görüyoruz dışarıda. Üniversiteye geliyorlar ama okula gitmiyorlar. Derslerde eksiklik çekiyorlar ve bu okul 4 senede bitmiyor. Okulu sevdirmeye de çalışıyoruz. Nasıl oluyor? Sosyal faaliyetler yapıyoruz. Dediğim gibi kültürün içine dahil ettiğimizde her şey daha güzel oluyor. Staj imkanları, özel sektördeki iş imkanları, iktisat toplumunun referans olması, Uludağ Üniversitesi'nin referans olması avantajlarımızı öğrencilerin önüne koyuyor.
Özellikle o zaman topluluktan devam edelim. Ben ne kadar büyük bir ekip olduğunuzu öğrenmek istiyorum. Evet. Büyük bir ekip mi vardır? Kimler var? Ve siz bahsedin dilerseniz. Ekibimiz gerçekten biraz büyük. Üniversite olarak düşündüğümüz zaman, diğer toplulukları düşündüğümüz zaman İBF biraz büyük. İBF 3 binaya sahip bir de. Evet. Yerleşik içerisinde büyük. 3 binaya sahibiz. Şöyle biz takım arkadaşlarımız olarak Ayberk dışında 4 departmana ayrılıyoruz. Sponsor, basın yayın, halkla ilişkiler ve organizasyon komitesi olmak üzere 4 departmana ayırıyoruz kendimizi. Bu 4 departmanda da 5 arkadaşımızla birlikte çalışıyoruz. Aynı bizim gibi yönetim kurulu üyesi olan Yeliz Mısırcı, Aleyna Duru, Fuat Kayıcık, Abdullah Mert ile birlikte çalışıyoruz. Şöyle oluyor, toplulukları içindeki departmanları neden kuruyoruz? Öğrencileri daha aktif bir hale getirerek, içindeki üyelerimizle beraber daha interaktif bir şekilde çalışarak, onları hem ortamın içine daha fazla adapte ederek bu şekilde bunun için departmanları kuruyoruz. Hem de sahada çalışma fırsatı buluyorlar. Okuldaki pratiğin dışında sahada da çalışma fırsatı buluyorlar. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımız da var. Onlardan da biraz bahsedeyim. Facebook'ta 2500 üyemiz var saat topluluğu olarak. Twitter'da 1000 kişi. Instagram'da 500 ve LinkedIn'de de 250 bağlantıya sahibiz. Aynı zamanda okul içinde bu stand açıyoruz diye Ayberk bahsetti. Orada da bu sene için 400'e yakın kayıtımız var. Bu şekilde böyle devam ediyor sayılarımız, rakamlarımız bu şekilde. Evet, ekip işi gerçekten iyi işler yapabilmek için güzel birimlere ayrılmışsınız gerçekten. Faaliyetler devam ediyor. O zaman faaliyetlerden devam edelim. 4 yıldır düzenlenen bir etkinlik var. İstihdam Kariyer Geleceği etkinliği ve ikincisi düzenlenecek olan Genç Ekonomi Forumu var. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Dilerseniz geçen yıl yapılan faaliyetlerden biraz bizlere bahsedin. Tamamdır. Biz açıkçası faaliyetleri akademik ve sosyal faaliyetler üzerine ikiye ayırıyoruz. Akademik faaliyetler üzerine değineyim. Zaten ilerleyen zamanda sosyal faaliyetlere değiniriz. İstihdam Kariyer Gelecek adlı etkinliğimiz bizim bu sene yönetim kurulu olarak aldığımız stratejik kararlardan biriydi. Çünkü topluluğumuzun sürdürülebilir, istikrarlı bir projeye ihtiyacı var aynı zamanda. Evet, çok iyi, çok güzel projeler yapıyoruz ama bu 2 yıl, 3 yıl devam etmesi gerekiyor. Çünkü 20 yıllık bir topluluk ve 20 yıldır anılan bir etkinliğimize sahip değiliz maalesef. Evet, çok büyük etkinliklere sahibiz ama köklü bir etkinliğe sahip değiliz. İstikrar açısından biz bu etkinliği devam ettirme kararı aldık. Açıkçası bayağı da yol kat ettik. Her sene çıta daha da çok yükseliyor. Beklentiler yükseliyor. Çünkü biz aldığımız bayrağı cidden yüksek bir çıtada alıyoruz ve biz de bırakırken yüksek bir çıtada bırakmamız gerekiyor. Bu sene İstihdam Kariyer Geleceği Sütaş, Acı Badem, Özgen Kahve'nin kurucusu Erman Bey, Çimtaş'ın İK Müdürü Fatih Bey, Denizbank'ın Stratejik ve Genel Pazarlama Müdürü geldi. Birçok özel sektörden kuruluşların desteği olacak. Daha çok bu seneki İKG diyoruz kısaca, İstihdam Kariyer Gelecek adlı etkinliği. Özel sektöre dayalı kurduk. Geçen sene birazcık daha kurum bazlıydı. Çünkü birazcık öğrencilerden de gelen talebe de cevap vermek istiyoruz. Özel sektör buna da çok güzel cevaplar veriyor. Keza geçen sene kişisel gelişim seminerleri oldu. Topluluğa hitap, diksiyon vesaire şeklinde. Fakat geçen senenin en büyük etkinliği açıkçası bir zemin oluşturmaktı. Genç Ekonomik Forum'un ilkiydi. Özellikle kurum bazlıydı ve çok fazla akademisyenimiz vardı içeride. Rahmetli İlker Parasız hocamız vardı başta. Türkiye Merkez Bankası'ndan katılım oldu. Türk Ekonomi Merkezi'nden katılımlar sağlandı. Finans merkezlerinin yönetim kurulları geldi. Özel sektörden üst düzey yöneticiler bizlerle birlikteydi ve 2 gündü bu. Açıkçası tam anlamında bir forum havasıydı. Bir sempozyum havasıydı. Öğrenciler geliyordu ve bir şeyler kazanıp geri çıkıyorlardı ve bir daha geliyorlardı. Yaklaşık 2250 kişiye falan ulaştık geçtiğimiz sene. Müthiş bir rakam ve ilki düzenlendi. Evet, ilki düzenlendi ve bu bizler için bu sene içinde bir güzel bir öngörü oldu. Ümitvari bir rakam, evet, gerçekten. Evet, ümitvari bir rakam. Çünkü bir şey yol koyarken, baş koyarken ümit etmemiz gereken şeyler var. Hayalini kurarken çünkü destek de bulmamız gerekiyor. Geçen seneden aldığımız güzel geri dönüşler bizi zaten bu noktaya getirdi. Bu yılki etkinlikten devam edecek olursak tekrar devamı olacak. Bu yıl hedefler neler bu anlamda, Albert Bey?
Bastıra bastıra söylüyorum, 20. yıl olduğu için çok fazla önem veriyoruz. Eski başkanlarla da sık sık zaten görüştüğüm için onlar da bizlere çok fazla destek veriyor ve bu konuda yardımları oluyor. Şöyle diyeyim, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin 2009 ve 2010 yıllarında BTSO ile birlikte iktisat topluluğu yapmıştı. Biz bu etkinliğin devamını Kapital ve Ekonomist dergileri devam ettirdi. Biz şimdi bu etkinlikte genç, modern ve yeni bir bakış açısı getirerek tamamen öğrenci ve akademisyenler, öğrenci ve politika yapıcılar, öğrenciler, iş adamları tamamen birebir bağlantılı bir şekilde forum düzenlemeye karar verdik. İkinci amacımız ise üniversitemizle özdeşleşen bir ekonomi zirvesi. Bizce buna bir ihtiyacımız var. Çünkü ciddi anlamda imrenilecek şeyler var iktisat toplu olarak. Biz imreniyoruz. Arge günlerimiz var, kariyer günlerimiz var, kariyer fuarımız var. Mühendislerimizin yaptığı yine EMSAS. Kongreler var. EMSAS'ın, evet EMSAS olduğu gibi. Biz de Uludağ Üniversitesi'ne bir ekonomi zirvesi vermek istiyoruz. Sürdürülebilir bir proje olsun ki üniversitemizin bünyesine bir proje katalım istiyoruz. Geçen sene aldığımız geri dönüşler bu seneye çok güzel ve olumlu yansıdı. Katılımcılarımız inşallah daha da güzel kılacak etkinliği. Tek güne düşürüldü etkinlik. Senede iki defa yapmak kararı aldık. 2016 ve 2017 seneleri. 2017 senesine girerken olacak yüksek ihtimal bir dahaki etkinlik. Bu öyle. Şekilde devam evet, bu edecek. Şekilde. Peki 20. yıl dedik. Bu yıl gerçekten sizler için de topluluk için de önemlidir. Etkinlik düşünüyor muyuz? Bunu merak ediyorum Şükrü Bey. Şöyle düşünüyoruz. Tabii ki 20. yıl için güzel bir ekonomi ödül töreni planlıyoruz hala. Bursa iş dünyası aynı zamanda Türkiye'nin ileri gelen firmalarından veya ekonomi karakterlerinden oluşan güzel bir gece planlıyoruz aslında. Hem eğlenceli, samimi, eski dostların buluştuğu gibi ortamlar bekliyoruz. Biz de çok heyecanlıyız. Ama hala da planlarımızın içinde Mayıs sonu gibi inşallah onu da düşünüyoruz. Umarım o da güzel olacak. İnşallah güzel bir etkinlik olacak. Bizler de haberdar olalım lütfen. İnşallah. Basın birimi olduğunu söyledik. BTSO iktisat topluluğu dersek Bursa sanayide öne çıkan şehir olduğunu söyledik. BTSO bu anlamda ciddi çalışmalar yapmakta. Az evvel de bahsettiğim gibi birçok protokol imzalandı Uludağ Üniversitesi ile. Ekonomi ayağını düşünecek olursak da gerçekten iktisat topluluğu olarak da ciddi çalışmalar var. Evet. Zirveden bahsettik. Destekler neler bu yönde? Ne tür işbirlikleri sağladınız 2 yıl içerisinde? 2 yıl içerisinde değil, aslında bizim BTSO ile olan bağlantımız 2004 yılından beri var. İşbirliği içerisindeyiz. BTSO cidden iktisat toplumunun arkasında durduğu sürece biz daha da güçlendik. Mesela o zamanlar eski başkanlarımız, abilerimiz anlatıyor, ablalarımız anlatıyor. O zamanlar okulumuzun bir kongre salonu yoktu maalesef. Mete Cengiz Kültür Merkezi daha yeni kuruldu tabii ki. O zamanlar bir seminer salonuna ihtiyaçları olduğu zaman BTSO'nun kapısı çalınıyor ve BTSO ile açılan o kapı oradan devam ediyor. Ertan Başkan, Ertan Aksoy, buradan da onu anıyorum. 2004'te BTSO'nun kapısından girdiğinden beri biz BTSO ile bağlantımızı tamamen devam ettiriyoruz aynı şekilde. Proje bazlı stajları oluyor, tam zamanlı stajları oluyor, kısa dönemli stajları oluyor ve bizleri arıyorlar. Çünkü iktisat topluluğu olarak ciddi anlamda birikimli, bilinçli üyelere sahibiz. Bunları onlara da iletmeye çalışıyoruz, aktarmaya çalışıyoruz ve cidden herkes çok meraklı bu işe. Çünkü bu yaşta BTSO gibi kurumlar, Merkez Bankası gibi kurumlarla bu yaşta iletişime geçebilmek bizler için çok harika şeyler. Göremeyeceğimiz insanlarla bu yaşta tanışmak cidden çok güzel şeyler. Bu imkanları yarattığımız sürece bizler de arkamıza daha fazla güç alıyoruz. Dediğim gibi 2004 yılında BTSO'ya girdik. O günden bu yana sürekli işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene 68 arkadaşımız orada staj aldı. Hatta Mersis biliyorsunuzdur şirketlerin bir sosyal ağ gibi düşünürsek bütün şirketlerin bir ağ aktarımı oldu. İktisat topluluğunda bu projede bu stajda tam başroldeydi. Arkadaşlarımız çok güzel bir çalışma yaparak BTSO ile birlikte BTSO'ya bu konuda yardım ettiler stajda. Geçen sene ve bu sene yine BTSO'dan yine güzel destekler aldık. Ben şöyle bahsedeyim. Topluluk olarak biz maddi açıdan destek almak istemiyoruz. Biz sadece bir şeylere vesile olunmasını istiyoruz. Tanıştırılmak, görevlendirilmek, bazı organizasyonlara ev sahibi olmak istiyoruz.
Maddi çıkarlarımız olmadığı için de açıkçası karşı taraf samimiyetimizi anlıyor ve bize bu konuda çok fazla yardım sağlıyor. 2009 ve 2010 yılında Uludağ Ekonomi Zirvesi'ni BTSO ile birlikte düzenledik. Ve 60. Hükümet Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekrem, Profesör Doktor Nazım Ekrem oradaydı. 2010'da keza Ali Babacan katılamamasına rağmen bir video gönderdi. Devlet erkanı dışında özel sektör, diğer büyük kurum ve kuruluşlar bizlerle birlikte çalıştı. Tabii ki bundan sonra Kapital ve Ekonomist dergileri sahiplendi Uludağ Ekonomi Zirvesi'ni. Ciddi anlamda zirveye taşıdılar. Ve biz de düşündük ki hani öğrencilerin rahatça katılabildiği, maddi imkanların yeterli olabileceği şekilde zirveye katılabilsinler ve üniversitemizde olsun, yakın olsun, rahat olsunlar. Öyle olunca da BTSO tabii ki de bize kapılarını her türlü açtı yeniden ve destek veriyor. Sağ Az olsun. evvel kariyer fuarından bahsettik ama sizlerin de var işte istihdam kariyer gelecek etkinliği. Özellikle bu yıl düzenlenecek mi? Düzenlenecekse ne tür sürprizler bekliyor katılımcıları? Şükrü Bey, size soralım bunu da. Aslında İstihdam Kariyer Geleceği 2015'in son yarı yılında düzenledik. Ekim ayında Son düzenledik. günlerinde. Evet, oradaki amacımız öğrencileri kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak üzere ekonomik alandaki gelişmeleri takip eden, ülke ekonomisinden haberdar olan, bunların üzerine analizlerde bulunan ve işletmeler için gerekli politikaları taşıyan bir platform oluşturmak istiyoruz. Bu etkinlik 2 gün sürüyor bu da. Öğrencileri çok sıkmamaya çalışıyoruz. Tam olarak odaklanmalarını sağlıyoruz. Bunlar için de arada çekilişlerimiz falan oluyor. Bu yıl bir öğrencimizi Barcelona'ya göndereceğiz inşallah Haziran ayında. İnşallah ne güzel. Böyle etkinlikler düzenleyerek hem bir nefes alıyorlar organizasyon içinde hem de onlar için de daha keyifli hale getiriyoruz. Kesinlikle devamlı olacak etkinlikler de gerçekten hem kimlerin katılacağı, gününün takibi yapılacak etkinlikler olacak. Bu anlamda da katılımcıların gitgide yaygınlaşıp çoğalabileceğinin ipuçlarını da bu anlamda etkinliklerle, sürprizlerle verebiliriz. Bu da gerçekten güzel bir davet olacak. Dilerseniz broşür var elinizde. Onları Evet. da kameraya yansıtarak gösterelim. Katılımcılarımız olabilir. Etkinlik Salı günü. Evet, Salı 5 Nisan Salı günü yapılacak etkinliğimiz Profesör Doktor Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde. Birinci oturumu saat 11'de başlayacak. Oturum başlığımız sürdürülebilir büyüme. Bursa büyürse Türkiye büyür. Sayın Nazım Ekren, Sayın Profesör Doktor Mehmet Yüce, Hüseyin Durmaz ve moderatör Şeref Oğuz'la birlikte birinci oturumumuz gerçekleşecek. İkinci oturumumuzun konusu Türkiye'ye yönelik sermaye hareketleri ve krizler. Bununla da yine Yiğit Taner olacak bizler Sayın Yiğit Taner, Sayın Nurcan Özdemir, Sayın Kaan Yeşil ve moderatörümüz Sayın Rüştü Bozkurt olacak. Üçüncü oturumumuz saat 3'te başlayacak. İkinci oturumla üçüncü oturum arasında bir 45 dakikalık bir yemek molamız olacak. Üçüncü oturumda franchise perakende çözümleriyle Sayın Banu Duru bizlerle olacak inşallah. Dördüncü oturumumuzda ise krizdeki şirketlerle çözüm uzlaştırma konu başlığımızda Sayın Kemal Taner bizlerle olacak. Bu şekilde programımız devam edecek. Kamudan ve özel sektörden birçok Evet. konuşmacının yer alacağı dopdolu bir etkinlik 5 Nisan Salı günü Profesör Doktor Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde zannediyorum saat 10'da mı başlayacak Evet, saat etkinliğimiz? 10'da 10'da başlıyoruz. başlayacak. Küçük salonda olacak etkinlik. Evet. Birazcık detaylara değinecek olursak neler söylersiniz? Açılış konuşmalarını kimler yapacak mesela İbrahim Bey? Evet. BTSO Başkanımız İbrahim Burkay ve Profesör Doktor Yusuf Ulcay rektörümüz, Uludağ Üniversitesi'nin rektörü açılış konuşmalarını yapacak. Vali Bey'e de davetlerimizi ilettik. O gün de Allah'tan bir aksilik çıkmazsa o da burada olacak ve açılış konuşmasına dahil olacak. Nazım Ekren'i yeniden davet ettik çünkü Uludağ Ekonomi Zirvesi'ni onunla başlamıştık ve yeniden 20. yılda Nazım Ekren hocamızla da devam etmek istiyoruz. Keza Şeref Uğuz, Sabah Gazetesi'nin ekonomi müdürü. Bizler için çok önemli biri. Biz onları canlı dinledik burada İnovasyon Haftası'nda ve bizler cidden çok etkilenmiştik. Dedik ki hani topluluk olarak Şeref Bey'in üniversiteye gelmesi gerekiyor. Bizler verim aldıysak herkesin verim alması gerekiyor. Bu konuda sağ olsun bizleri kırmadı. Hatta şu anda yurt dışında ama yine de gelecek diye biliyoruz. Şunu da merak ediyorum. Evet, toplulukla sosyal faaliyetler devam ediyor. Bir yandan Uludağ Üniversitesi'nde bölümlerinizdeki eğitimleriniz devam ediyor. Geleceğe dair planlarınız, hedefleriniz neler? Bölüme bakış açınız nasıl? Sizden başlayalım. Evet.
Benim geleceğe dair hedefim açıkçası özel sektör ve üst düzey yöneticilik kısmında. Kendimi o yönde geliştiriyorum. Geçen sene yaptığım stajda da bir adım attım. Bu sene ikinci basamak olarak bir toplum başkanlığını yürütüyorum. İktisat topluluğunun. Nasipse gelecek sene de güzel bir yerde staj yapıp kariyer basamağımı adım adım atlamak istiyorum. Birazcık plan ve programlı bir insanım açıkçası. Buraya gelmeden önce büyük hedeflerim vardı ve iktisat topluluğu sayesinde bu hedeflere ulaşmaya devam ediyorum. Çünkü gelen isimler cidden topluluk bağlantısıyla bizlere bir sürü kapı açıyor. Ve bu bizi ciddi anlamda ayırıyor, ayırt ediyor. Bir yandan da Uludağ Üniversitesi'ni her yerde tanıtma imkanımız oluyor. Çünkü bir gazete kupürünün köşesinde Uludağ Üniversitesi'nin ismi geçmesi bile bizler için onur ve gurur verici bir şey. Kariyer planlamamız açıkçası iktisat topluluğuna girdikten sonra ben ve arkadaşlarım eminim öyledir. Daha da böyle genişledi. Hayal gücümüz gelişti. Hayal gücümüz değil de gerçek hayatı gördükçe aslında yapabileceğimiz her şeyi, başarabileceğimiz her şeyi gördük. Çünkü bu yaşta bunları başarabilmek bizce çok kolay şeyler değil. Ve biz sunulan imkanları son raddeye kadar kullanıp en iyi imkanlara erişmeye çalıştık. Ve üniversitemiz tam destek sağladı bu konuda. Özellikle rektörümüz Yusuf Hoca ve rektöriyenimiz Mehmet Yüce hocamız bize tam destek verince sağ olsunlar bizler de bu imkanları kullandık yani. Peki bir zorluk yaşıyor musunuz? Özellikle bir yandan eğitim devam ediyor, bir yandan etkinlikler var, önemli insanlar davet ediliyor, görüşmeler yapıyorsunuzdur muhakkak bunun öncesinde. Herhangi bir dezavantajı oldu mu size? Dezavantajı evet birazcık oldu. Notlarımda tabii ki de birazcık düşme yaşadım, düşüş yaşadım. Açıkçası biz şu an öğrenciyken bir iş hayatı yaşıyoruz. Sabah 8'de bir iş adamı gibi kalkıp akşam 5'te günümüzü bitiriyoruz. Çünkü görüşmelerimiz sabah 8'den akşam 5'e kadar oluyor. Gün içerisinde çok fazla toplantılarımız olabiliyor. Keza üyelerimizi aktif bir şekilde toplantılar da yürütmemiz gerekiyor ki olayları onlara da aktarabilelim. Nasıl bu işlerin yürüdüğünü gösterebilelim. Dediğim gibi bazen derslerimi kaçırabiliyorum ve telafisi de zor olabiliyor. Ama buna rağmen derslerim iyi. Hani çünkü bir yerden sonra ciddi anlamda derse ihtiyacımız olacak. Ne kadar Kesinlikle. tecrübe, ne kadar bilgi birikimimiz olsa da bir yerden sonra Diploma akademik için. bil evet diploma ve akademik bilgi bize cidden çok lazım oluyor. Bazen yeri geliyor 24 saat bile yetmiyor bize. Çünkü planlama yapıyorsunuz, gün içinde toplantılarınız oluyor. Ertesi günü planlıyorsunuz. Biraz da yaşımız da genç olduğu için oturmak, sohbet etmek istiyoruz. Çok sorumluluk alıyorsunuz. Disiplinli Evet. ve düzenli olmak Evet. şart olacaktır. Hayaller neler peki? Eğitim bittiğinde. Yani şimdi gelecek, bir gün gelecek bunun farkındayım. Tabii birçok hayalimiz var. İktisat topluluğuna girdikten sonra daha da büyüdü hayallerimiz. Neden olmasınlara dönüştü. Hani yapabiliyoruz. İçimizdeki gücü hissetmeye başladık. Kendimizi de iyi ifade edebiliyoruz. İnsanlarla birlikte oldukça nerelere ulaşabileceğimizi de görüyoruz. Ya ben de Ayberk gibi özel sektör düşünüyorum, üst düzey yöneticilik düşünüyorum. Tabii yolumuz uzun. Yani gönül ister ki hemen üst düzey yönetici olalım ama bunun da farkındayız. Gereken basamakları çıkacağımıza inanıyorum. Bunun için de zaten çok çalışıyoruz. Şimdiden zaten bu etkinliklerle bir Evet. tecrübe kazanılmaya başlamış. Evet, bir iş adamı gibi diyebiliriz tabiri caizse. Peki son olarak da öğrencilere yönelik faaliyetlerden biraz bahsettik. Dilerseniz biraz onları açalım. Daha başka neler yapacağız? Şu an henüz olmamış, daha önce yapılmış ya da yapılmamış diye ayırt edebiliriz tabii ki. Ama eğer yapılmayan bir şey varsa, bununla ilgili hedefler varsa ne tür çalışmalar bekliyor? Hem topluluk üyelerini hem de topluluğa üye olmak isteyenler olabilir ya da etkinliklere katılım sağlamak isteyenler olabilir. Şöyle diyelim, zaten Şükrü bahsetmişti. Ciddi anlamda bu sene 20. yıl için bir ödül töreni düzenlemek istiyoruz. Özellikle Bursa iş adamlarını, iş kadınlarını bir araya getirecek Uludağ Üniversitesi'nde güzel bir ortam sağlayarak 20. yılı kutlama şeklinde bir ödül töreniyle kapatmak istiyoruz. Tabii ki de sürprizler çok var. Yani bir proje yapılırken evet bu projeye bir 12-13 kişi katılıyor fakat biz minimum 150-160 kişiyle iletişime geçiyoruz. Ve sürekli bir değişim oluyor. Programları, ajandaları dolu olabiliyor veya acil program değişiklikleri olabiliyor. Böyle olunca da tabii ki önceden iletişime geçtiğimiz kişiler bize sonraki programlar için sözler verebiliyor. Biz de nasıl değerlendiriyoruz? Ara etkinlikler, ara seminerlerle bu açıklıkları kapatıyoruz. Genellikle fakat geleneksel olarak zirveyi yaptıktan sonra
Daha hafif etkinliklerle seneyi kapatırız. Ama bu sene 20. yıl olduğumuz için, hedefler büyük olduğu için bundan sonra bir sürpriz etkinlik daha düşünmüyor değiliz. Düşünüyoruz, bunun üzerine çalışıyoruz. Ama tam olarak somut verilere ulaşamadığımız için burada paylaşmam çok da doğru olmaz. Ama yapacağız bunu. Hani geçen seneki yönetim kurulumuz da bunu hedeflemişti. Bayağı büyük bir proje çünkü. Umarız onu gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Bakalım. Yani arkadaşlarınız da sürpriz olsunlar. Evet. Ya ben de biraz bahsedeyim. Aynı zamanda sosyal aktivite olarak da çok etkin bir topluluğuz. Piknik yapıyoruz. Geleneksel pikniklerimiz var yazın. Botanik parka gidiyoruz hep beraber. Bisiklet sürüyoruz. Oturuyoruz. İp atlıyoruz böyle. Böyle şeyler yapabiliyoruz. Bisiklet organizasyonumuz oluyor. Hep birlikte toplanıp bazen okulumuzun bisiklet topluluğuyla toplanıp 100 kişilik, 150 kişilik gruplarla bisiklet sürüyoruz. Paintball oynuyoruz hep beraber. Sinemaya gidiyoruz. Açık hava tiyatrolarına gidiyoruz, konserlere gitmeye çalışıyoruz. Geleneksel olarak tanışma toplantılarımızdan sonra tanışma yemeğimiz oluyor. Hep birlikte tanışma yemeğine gidiyoruz. Ondan sonra geçmiş dönem yönetim kurullarıyla beraber geleneksel kahvaltımız da oluyor her yıl. Böyle etkinliklerimiz sürüyor sosyal anlamda. Çok güzel. Özellikle şimdi başarı dedik. Başarı ve kaliteyi nasıl tanımlarsınız diye de sormak istiyorum. Sizden dilerseniz başlayalım yanıt almaya Ayberk Bey. Açıkçası kalite göreceli bir kavram ama başarı bence başarıya ulaşmak gerekiyor ve başarıyı da imkanlar nahilinde ulaşabiliyoruz ve biz bu imkanları kendimiz yaratabiliyoruz burada. Bu beceriye sahip oluyoruz, bize destek veriyorlar ve bir şeyleri başarmak cidden biz öğrencilere güç veriyor. Bu yaşta bu sorumlulukların altından kalkmak bizler için cidden zor. Ben ailemi bazen göremiyorum cidden günlerce. Çünkü sabahtan akşama kadar oturup projenin şemasal, organizasyonel yönde değerlendirmelerini yapıyoruz ve saat bakıyoruz ki ciddi Saat anlamda kavramı yok değil mi? saat Zaman. kavramı yok. Zaman. Asla yok Ve saat kavramı. sabah ciddi anlamda erken kalkmamız gerekiyor. Sıfır uykuyla toplantılara girebiliyoruz. Spontane gelişen anlar oluyor. Aslında biz başarıyı belki de burada yakalıyoruz. Çünkü olaya hakimiz. Olaya hakim olmamız da bizi başarıya getiriyor. Çünkü işi biliyoruz, nasıl davranacağımızı biliyoruz, duygularımızı nasıl ifade edebileceğimizi biliyoruz ve samimiyetimiz de tamamen yaklaşıyoruz. Sonuçta bu iş gönüllülük meselesi. Gönlümüzü vererek yapıyoruz. Gocunmadan herkes her işin altına elini atıyor. Gerekirse ben gidiyorum broşür yapıştırıyorum, pankart asıyoruz, branda asıyoruz. Ama her şey emek vererek oluyor. Emek verdikçe başarı sağlanıyor bizce. Ve biz bunları başarıyoruz. Başaracağız da inşallah daha. Emeksiz başarı olmaz diyebiliriz o Evet. anlamda gerçekten. Siz neler söyleyeceksiniz? Ya ben de Başarı ve Ayberk'e kalite için. evet, genellikle katılıyorum. Başarılı olmamızın sebeplerinden bir tanesi her an her şeye hazırlıklıyız. Konuya çok hakim olduğumuz için her şeye bir A, B ve cevabımız C oluyor. planlarımız var o zaman. Evet, her Güzel. şeye bir cevabımız oluyor. Başarı tabii kolay gelmiyor. 20 yıldan beri bu topluluk devam ediyor ve 20 yıldır aynı kültür nesilden nesile aktarılıyor, dönemden döneme daha doğru olacak. Şöyle, herkes zamanından veriyor, ne bileyim arkadaş ortamından verebiliyor öğrenci olarak düşünürsek. Ne bileyim 2 saat daha fazla uyuyabilirsin mesela toplulukta olmazsan. Ama biz Fedakarlık bunlardan yapıyoruz o evet zaman yani. fedakarlık yaparak başarıyı yakalıyoruz. Ben böyle düşünüyorum. Peki, süremizin de sonlarına yaklaşıyoruz. Öğrencilere mesajlarınız ne olacak? Topluluk sizlere neler kattı? 2 yıldır dahilsiniz ama bir 2 yıl daha var önünüzde. Şu an var olan durumdan ve düşüncelerinizden lütfen bahsedin. Bir de İktisadi İdari Bilimler Fakültesi adına neler söylemek istersiniz? Sizden başlayalım. İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden başlayayım. Ciddi anlamda fakültemizden çok değerli hocalarımız çıktı. Çok değerli devlet erkanından bakanlarımız çıktı. Nazım Ekren olsun, Bekir Bozdağ olsun, Faruk Çelik olsun, İlker Parasız hocalar, Zeynel Dinler hocalar olsun. Ciddi anlamda Uludağ Üniversitesi'nin İBF'si çok kaliteli. Hocalarımız da çok kaliteli. Fakat biz görmek istediğimiz yerde göremiyoruz fakültemizi. Daha da ileri taşımak istiyoruz. Bu kaliteyi arttırmak istiyoruz. Aslında biz kimseye üye olun, topluluğa katılın diye zorlamıyoruz. Zaten topluluk bunu kendisi belli ediyor. O ışığı hissettiriyoruz. Çünkü orada oluşan topluluk, bir kalabalık, bir gürültü ciddi anlamda insanların dikkatini çekiyor. İnsanlar üniversiteye gelmek için gelmiyorlar. Bir şeyler almak için geliyorlar topluluğa geldiğinde.
Ve toplantı var dediğimizde mesela hemen gelebiliyorlar. Bizler gibi fedakarlık yapabilecek bir sürü arkadaşa sahibiz. İlk önce arkadaşlık ortamını oluşturuyoruz ama bir yandan da iş ve arkadaşlığın ayrı şeyler olduğunu onlara da empoze etmeye çalışıyoruz. Çünkü ciddi anlamda bu karışıklıklar bizlere bazı zaman baş ağrısı yaratabiliyor. Ama 20 yıldır bu topluluk var ve daha da nice 20 yılları da görecek. İnşallah. Bu sene taşıdığımız bayrağı seneye daha başarılı bir şekilde başka arkadaşlarımıza devredeceğiz. Onlar da bizim de üstümüze çıkıp bizden aldıkları çıtayı daha da yükseltip daha da ileriye gidecekler. İktisadi İdari Bilimlerden bölüm tercih edip okumak isteyenlere Uludağ Üniversitesi'ni unutmamalarını, Evet. Uludağ Üniversitesi'nde kaliteli bir eğitimin onları beklediğini söyleyebiliriz. Siz neler söyleyeceksiniz? Son olarak son mesajlar neler olacak? Bence de Uludağ Üniversitesi'ni tabii ki tercih edebilirler, tercih yapacak arkadaşlar. Topluluk olarak tabii ki biz kimseyi zorlamıyoruz. Herkes kendi isteğiyle, kendi arzusuyla bize geliyorlar. Ben çok, Aybak yeterince söyledi zaten, ben herkese bu dönemde başarılar diliyorum. Umarım herkes istediği başarıya ulaşır. Ben de sizlere özellikle etkinlikte bol başarı diliyorum ve özellikle öncelikli hedeflerinizden biri süregelen etkinliklerin olması, geleneksel hale dönmesi. İnşallah bu uğurda çalışmalar devam eder. Zannediyorum ben o ışığı gözlerinizden alıyorum. Özellikle mezun olsanız dahi zannediyorum iktisat topluluğunun üzerinden gözlerinizi ayırmayacaksınız. Evet. Geleneksel etkinliklere de inşallah başarılı iş adamları ve yöneticiler olarak katılırsınız diyelim. Sizlere de eğitim hayatınızda ve iş hayatınızda başarılar diliyoruz. Katılımınız için de çok teşekkür ederiz. Sizler de çok Bizler teşekkür çok teşekkür ederiz. ederiz. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, şimdi kısacık bir araya gidiyoruz. Aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Değerli izleyicilerimiz, verdiğimiz aranın ardından tekrar karşınızdayız. Güne başlarken devam ediyor. Bahar ayları geldi. Bugün 1 Nisan, Nisan geldi. Karşılamış bulunuyoruz tabii ki bugün Cuma. Özellikle alerji ve astım ön plana çıkan rahatsızlıklardan biri. Kimimiz şu an belki de o konulardan pek çoğumuz belki de dertli. Bugün bu konuyu ele alacağız. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı İmmünoloji ve Alerjik Hastalıklar Bilim Dalı'ndan öğretim üyesi doçent doktor Dani Ediger bizimle birlikte olacak. Konuyu detaylandıracağız. Materyallerimiz var. Nasıl kullanılacağını göstereceğiz. Özellikle göğüs hastalıkları ve alerji uzmanı konuğum. Hoş geldiniz diyorum Hoş Dani Hanım. Canım. Günaydınlar. Günaydın. Sarı sarı bahar dedik. Gerçekten capcanlısınız bugün. Aslında alerji haftası da gerçekten konuya da dikkat çekmek istedik. Sizler de konuk oldunuz, kırmadınız. Dilerseniz alerji nedir? Tanımıyla başlayalım. Tabii tanımlayabiliriz. Alerji doğada bulunan doğal yapılı maddelere karşı aslında yanıt vermememiz gerekirken hassas bir hale dönüşerek yanıt veriyor olma durumumuza alerji diyoruz. Alerjik olmayan bünyeli kişiler bu alerjenlerle dost bir şekilde, barışık bir şekilde yaşarken alerjik bünyeli olan insanlar söz konusu alerjenlerle karşılaştıklarında ne yazık ki bazı şikayetler ortaya çıkıyor. Bunlara da biz alerjik hastalıklar diyoruz. Hastalıklar diyoruz. Peki alerjik hastalıkları konuşacağız. Çözümünü, tedavisini ve belirtilerini özellikle değineceğiz. Belki belirtileri vardır ama acaba hastalığımız alerjik midir? Bunu aslında belki de sorgulamaya fırsat vereceğiz bu programla. Özellikle astımı da konuşalım istiyorum. Çok sık çevremizde Tabii. gördüğümüz bir rahatsızlık. Çocuk çağlarında da özellikle çok sık karşılaşılan bir durum. Dilerseniz öncelikle astımı tanımlayalım. Neler Tabii. neden olur? Çocukları nasıl koruyabiliriz? Şimdi astım alt solunum yollarının bronş dediğimiz, hava yolu dediğimiz Türkçesiyle alt solunum yollarının kronik bir hastalığı. Bu kronik hastalıkta iltihaplı yani mikrobik olmayan diyeyim bir iltihap söz konusu, yangı var.
Dolayısıyla devamlı orası cevap vermeye hazır bir şekilde bronşlarımız hazır bekler halde oluyor ve çeşitli tetikleyicilerle bu bronşlar daralarak, hava yollarımız kısılarak, kasılarak kişide öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi şikayetlerle kendisini gösteriyor. Hı hı. Bu astım tabii sadece çocukluk değil, erişkin yaşın da hastalığı. Bu arada ben yine hatırlatayım, erişkin hekimiyim esasen. Çocukluk çağında daha sık başladığı için astım biraz daha çocukluk hastalığı gibi algılanabilir. Ama bilmek gerekir ki astımı biz her yaşta başlayabildiğini görüyoruz. Yani daha önce hiç astım olmamış bir birey ileri bir yaşta 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlarında bile astım formunda karşımıza gelebiliyor. Çocukluk çağında oluşmaması için ebeveynden yani anne babadan alınan alerji yapan genlerin varlığı bir eğilim oluşturuyor çocuklarda. Sadece bu değil, ailede astımlı olan bir birey varsa anne baba veya bu taraftaki akrabalarda o çocuğun astımlı olma riskinin arttığını biliyoruz. Bu bağlamda astımın gelişmemesi için yapılabilecek en doğru şey iç ortam ve dış ortam hava kirliliklerinden kaçınmak. Ve erişkin yaştaki hastalarımız için de kirli havalı olmayan meslek ortamlarında bulunmak sayılabilir. Başta ebeveynlerin, çocuk için özel sorduğunuzdan dolayı cevap veriyorum, sigara içmiyor olmaları, eğer çocuklarının astım olmamasını veya herhangi bir ileride akciğer hastalığı gelişmemesini istiyorlarsa kesinlikle sigara içmemeleri gerektiğini vurgulayalım. Genelde benim erişkin hastalarımın çocukları söz konusu olduğu zaman bahsediyorlar. Sigara içiyorlarsa çocuğunuz maruz kalıyor dediğimde ama ben asla yanında içmiyorum şeklinde cevap veriyorlar. Halbuki anne ve babanın çocuğun yanında dışarıda bir sigara içmiş olup eve geldiği takdirde yine çocuğuyla birlikte olduğunda bir şekilde sigaraya ve toksik maddelere, sigaranın toksik maddelerine o çocuğun maruz kaldığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Yani yanında içmiyor olması ne yazık ki yeterli olmuyor. Kesinlikle hiç içmiyor olması gerekiyor. Bunu da burada vurgulayalım. Peki, alerjiyi tanımladık, şimdi astımı da tanımlamış olduk ama alerjik astım diye bir terim, bir kavram daha ortaya çıkıyor. Evet. Bundan bahsedecek olursak neler söylersiniz? Belli bir dönemi var mıdır böyle bir astımın, dönemsel olarak baş gösteren bir rahatsızlık mıdır? Şöyle, alerjiden yola çıkacak olursak şöyle cevaplayalım soruyu. Alerji bütün bünyeyi ilgilendirebilen sistemik bir durum aslında. Kişi bünye olarak, yapı olarak dışarıdakilere aşırı cevap verme eğiliminde olduğu için alerjik bünyeli. Şimdi eğer solunan havadaki bir takım alerjenlerle karşılaşıyorsa, burnuna ve soluk borusuna çektiği havayla alerjen buluyorsa, oluşabilecek alerjik hastalıklar, alerjik nezle, alerjik astım gibi solunum yolunun organlarında kendini gösterir. Eğer deri yoluyla, temas yoluyla alerjenlerle karşılaşan bir kişi ise, ellerde veya temas eden noktada derisinde, cildinde egzama dediğimiz alerjik egzamalar, kontakt alerjiler karşımıza çıkabilir. Eğer bir gıdaya, besine alerjisi varsa bunu yiyip yuttuğu zaman mide bağırsak sisteminden oluşabilen ve belki de yine deriye yansıyabilen farklı yakınmalar. Şimdi buradan şunu anladık, alerji çok sistemli bir durum. Bir hastada birden çok sistem tutulmuşsa bütün bu belirtiler birlikte gösterebilir. Örneğin alerjik rinit ve göz nezlesi, alerjik burun ve göz nezlesi olan bir kişide bir süre sonra alerjik astım da ekleniyor. Bu oluşan astım artık alerjik olmuş oluyor. Şunu da merak ediyorum. Basit bir soğuk algınlığı, basit bir grip diyelim hatta, basit olur mu bilemeyeceğim ama belki belirtilerinden ayakta atlatabildiğimiz gripler bile belli bir süre sonra astımın başlangıcı konumuna gelir mi? Yani biz astım olabilir miyiz? Böyle bir şey düşünmeli miyiz? Şöyle yanıtlayayım. Astım cihetinden baktığımız zaman astım alerjik olabildiği gibi alerjik olmadan da karşımıza çıkıyor. Yani alerjik astımı biraz önce söyledik. Belli alerjenlerle riniti var, gözü kaşınıyor, bir de astım eklendi. Ama öte yandan sadece astım gelişen, sadece hava yollarında problemi olan bireyler. Bakıyorsunuz herhangi bir alerjik testlerde çıkmıyor, negatif çıkıyor testleri. Bu kişiler alerjik olmayan astım dediğimiz erişkinlerde %50'si, çocuklarda daha düşük bir oran, %20'si sadece ama erişkinlerde neredeyse yarı yarıya astımlar alerjik değil. Peki bu alerjik olmayan astımların sebebi ne diye baktığımızda infeksiyonların da astımı tetikleyebildiğini, bazı tür infeksiyonların astımın oluşumunda rol oynayabileceğiyle ilgili de veriler var.
Gerçekte bu her infeksiyon geçirdiğimizde bizim korkmamıza gerek olmasın ama infeksiyonu zamanında ve doğru bir şekilde tedavi ettirilip, infeksiyon tedavi edildiği halde yani bir antibiyotikle mevcut solunum yolu rahatsızlığı geçmemişse ve uzamışsa en kısa zamanda bir göğüs hastalıkları uzmanına giderek erken bir yaklaşım yapılırsa, iş uzamadan tedavi olursa daha doğru olur. Bazı astım türlerinin sadece mikrobik tetikleyicilerle tetiklendiğini de biliyoruz. Viral veya işte bakteriyel solunum yolu infeksiyonuyla astımı tetiklenen, başka hiçbir şeyle tetiklenmeyen hastalarımız da var. O halde biz solunum yolu bulguları olduğu zaman öksürük, hırıltı, balgam, nefes darlığı, göğüste baskı hissi gibi bir şekilde bunu hastalarımız kendi kendilerine teşhis etmeye çalışmasınlar. Tekrarlıyorsa özellikle, astımın en önemli özelliği bu bulguların bir defa olup kaybolması değil. Olup kaybolduktan sonra tekrar tekrar karşısına çıkmasıdır. Tekrarlayıcıysa en kısa zamanda uzatmadan göğüs uzmanına giderek tetkiklerden geçmeleri, bu bilinci edinmelerini tavsiye ederim. Şimdi tetkikler dedik, dilerseniz biraz onu açalım. Testlerin olduğunu söyledik. Evet. Nasıl testlerdir bunlar? İsimlerinden belki bahsedebiliriz. Sıklıkla tabii karşımıza çıkan alerjik hastalıkları da bağdaştırarak devam edelim. O zaman astımın testlerinden bahsedelim. Yani şöyle söyleyelim. Öksürme, hırıltılı soluma, göğüste baskı hissi ya da yapışkan balgam tükürme gibi yakınmaları olan kişi bu tekrarlıyorsa, böyle habire geçmiyorsa önce göğüs hastalıkları uzmanına başvuracak. Göğüs hastalıkları uzmanları bu hastalarda mutlaka akciğer grafisi çekiyor. Astımda akciğer grafisi çoğu kez normal çıkar ama yine bakarız başka bir sebep var mı diye dışlamak amacıyla çekeriz. İkinci yapılan işlem solunum fonksiyon testidir. Spirometri diye de geçer ama Türkçesi nefes testi ya da solunum fonksiyon testi dediğimiz testle akciğerlerin havayı verirken dar olup olmadığını, hava yollarının, anladığımız bir test. Bu testi yaptığımızda eğer normalden düşük bulursak astım olabileceğini, hava yollarının hastada daralmış olduğunu anlıyoruz. Bunu anladığımızda hemen ikinci bir aşamasına geçiyoruz testin. Yani testi ilk yapıldığı zaman iki aşamalı yapmak durumundayız. Genelde tek aşamalı testlerle geliyor hastalar bize ama astımın tanısının net olması için mutlaka arada bir ilaç uygulanması, nefes yoluna bir ilaç veriliyor. Burada da gösterebilirim ilacı. Tabii ki. Biz buna ilaçlı test deniyor. Tek bir test değil, test yapılıyor. Hastanın soluğuna şu gördüğünüz ilacı, şöyle ismini çok göstermeden, ilacı soluk yoluyla basıp derin çekmesini sağlayarak şu şekilde püskürüyor. Sprey gibi. Bunu uyguladıktan sonra 4 defa bir 15-20 dakika bekliyoruz. Bu ilaç hava yollarını genişletiyor, açıyor. Daralmış olan hava yolunu açıyor. 15 dakika sonra ikinci kere üfleme yaptığı zaman teste aradaki değişim farka bakarak biz astım tanısını koyuyoruz. Astımlı hastada mutlaka bu ilaçtan sonra belli bir seviyede düzelme ve yükselme görmemiz gerekir. Eğer bu yükselmeyi göremiyorsak ve hava yolları yine darsa, bu sefer astıma benzeyen özellikleri olan ama daha ileri yaşta gördüğümüz bir başka hastalık var. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, yani KOAH diye geçiyor. Son yıllarda ekranlarda tanıtım filmleri olduğu için artık biraz daha halkımız haberdar. Bu hastalıkla ilgili şüpheler oluşur o takdirde. KOAH mı, astım mı ayırt etmede de bu ilaçlı testi mutlaka kullanıyoruz. Demek ki solunum testini yaptırmalıyız. Yalnız şöyle de bir handikap var diyelim. Astımlı hastada olaylar atak atak geliyordu, dönem dönem tekrarlıyordu. Atakların olmadığı zamanlar kişi kendisini tamamen normal hissetmektedir. Hiçbir şikayeti yoktur. Tamamen normal bir kişi gibidir. Bu durumda tam o anda eğer bu solunum testini yaparsak her şeyi normal buluruz. Halbuki atak anında, şikayetlerin olduğu bir anda denk gelir de testi yaparsak daha o zaman sağlıklı astımı yakalama şansımız var. Peki biz bunu nasıl yapalım? Çünkü hastamız nefesi daraldığı zaman hemen doktoru bulamayabiliyor ve acile başvuruyor. Doğru. Acilde de ona yalnızca rahatlatıcı bir takım ilaçlar veriliyor. Orada test yapılmıyor. Bu handikapı da aşmak için şöyle bir yöntemimiz var. Biz hastamızın devamlı yanında bulunamayacağız. Devamlı test cihazının yanında da tutamayacağımıza göre hastamızın eline bizim spirometre dediğimiz o cihazın daha basit olan pefmetre dediğimiz aletini veriyoruz. Bu pefmetre denilen alet
solunum fonksiyon testinde yapılanın daha basit olarak cepte taşınanı. Elinde bunu alan hastamız günde iki kere bir sabah bir akşam düzenli olarak hastanedeki yaptığı testtekine benzer şekilde burada soluğunu ölçmeye başlıyor. Ben bir kez bunun nasıl yapıldığını isterseniz göstereyim. Evet, basit bir cihaz, ibresi var. İbreyi önce sıfıra getiriyoruz. Burası ağızlık. Oturur durumda ya da hep ayakta durumda çok derin bir nefes aldıktan sonra bunun içine çok kuvvetli bir üfleme yapacağım. Bu benim PEF rakamımı gösterecek şu şekil. Bu üflemeyi çok uzun uzun yapmama gerek yok. Çünkü ilk andaki zirve değeri ölçüyor. PEF demek zirve akım hızı demektir. Sizin ne kadar çıktı benim, bakalım? Benim 500 çıktı. 500. Şimdi bu 500 rakamı normal bir rakam. Diyelim astım hastasıyım, sabah uyandım, 500 iyi bir şekilde ölçtüm. Bir yere girdim, çok kirli bir hava var, sigara dumanı soludum ve birden nefesim daraldı. O anda doktorum bana tembih etmiş olacak, PEF metreyi sıkıştığın zaman ekstradan ayrıca üfle ve yaz diye. Ben sıkıştığım anda bunu tekrar üfleyeceğim. Çünkü sıkıştığım andaki düşük değeri doktorumun görmesi lazım. Bu üflemeyi sıkışırken diye yaptığımda bakıyoruz, daha iyi üfleyemediğim için diyelim 300 üfledim. 300 üflediğimi de deftere kaydedeceğim. Bu şekildeki 1-2 haftalık kayıtla göğüs hastalıkları uzmanımıza gittiğinde hastamız bu takibi yaptığında buradaki oynamalara bakarak hastamız devamlı doktoru yanında gezmiyor ama ölçümlerini yapıp götürdüğü için astım tanısını bu şekilde netleştirebiliriz. Genelde PEF metre takibi günlük yoğunluk içinde, hasta yoğunluğu içinde hastanelerde çok fazla uygulanamamakta. Biz Uludağ Üniversitesi'nde ayrı bir alerji ve astım polikliniğimiz var bilim dalımız bünyesinde. Sadece alerji ve astım hastaları bakılıyor. O polikliniğe başvuran bütün astım hastalarımıza hemen hemen bütününe PEF metre takibi yaptırıyoruz. Böylece hastalarımız kendi hastalıklarının derecesini de takip etmeyi öğreniyorlar. Örneğin düzenli 500 üfleyen ve çok iyi yolunda giden bir hastamızı düşünelim. Bir sabah uyanıyor ki 400 veya 350 üflemiş ama nefesi daralmamış. Bu şu demek oluyor, birkaç gün sonra nefesi daralmaya başlayacak. Yani erken bir uyarı sistemi gibi de düşünebiliriz. Bu şekilde bir düşüş gördüğünde ve bunun devam ettiğini fark ettiğinde hastamızın ilaçları artırmasıyla ilgili bazı bilgiler veriyoruz. Yani doktora hemen gelemese bile düşüş başladığında bazı ilaçlarında artırma yapıyor. Hala düşüş devam ediyorsa, nefesi çok daralmasa bile göğüs hastalıkları doktoruna başvurmasını söylüyoruz. Eğer bu şekilde bir izlemde hiçbir şey yapmazsa hasta, düşüş giderek artarak iyice azalacak rakamlar ve artık hırıltı, öksürük gibi astım atağı bulguları olacak. Hasta mecburen acile gitmek zorunda kalacak. Halbuki bir 3-4 gün önceden veya bir hafta sinyalleri veriyordu. Bunu yaparsa acili de çok meşgul etmeyecek ve acilde zaten çok o anlık bir tedavi yapıldığı için önden ilaç ayarlaması diye bir şey söz konusu olmuyor. Onun göğüs hastalıkları uzmanlarının yapması gerekiyor. Birçok materyalimiz mevcut. Zannediyorum tedaviye yönelik de bir takım materyaller var. Hem onları gösterelim dilerseniz biraz da tedavisinden söz edelim. Olur. Hem alerjik astımın hem bu de astım. Bu arada PEF metre ve solunum fonksiyon testiyle biz astımlı bir hastamıza tanı koyduysak eğer, hani bu aşamadaydık, mutlaka astım tanısı da aldıysa hastamız mutlaka alerji yönünden değerlendirilmesi lazım. Yani tedaviye daha geçmeden alerjik astım mı, alerjik olmayan astımla mı karşı karşıyayız bunu saptamamız gerekiyor. Bunun için de koldan, ön koldan genelde yapılan damlatarak küçük delme işlemi yaparak çok acısız diyeyim çok az acılı bir testle alerji saptaması yapmalıyız. Çok kaşıntı yapan bir test. Test bittiği zaman bir nokta kesin kaşınmalı ama eğer alerjiniz varsa birçok yerde kaşıntı kendisini gösteriyor. Ona göre de testi değerlendiriyoruz. Bu şekilde alerji uzmanları tarafından astım hastalarının görülmesini yine de tavsiye ediyoruz. Çünkü göğüs hastalıkları olarak tabii ki tedavileri var. Ama eğer hastada alerji gibi ilave bir bulgu da varsa burada bazı farklı durumlar devreye giriyor. Hastanın da bundan yararlanması gerekir. Alerjik olmayan astımda ilaçlar belli ama alerjik bir astımda o ilaçlara ilave olarak öncelikle saptadığımız alerjik problemin nedenini saptayıp ondan uzaklaştırmayı başarmalıyız hastamız. Yani alerjenden korunma önlemlerini anlatmalıyız ki belki o alerjenden kaçınmayı başarırsa zaten hastalık da çok hafifleyecek, ortadan da kalkabilecek. Birincisi bunun için. İkincisi de
tedavide bazı farklılıkları var. Eğer alerjik astımlıysa ve hafif orta şiddette bir astımsa, çok şiddetli değilse, alerji aşısı gibi bir tedaviden yararlanabilir o hasta. Çok ağır bir astım varsa da anti-IgE dediğimiz yine iğne şeklinde kortizol olmayan iğne tedavilerinden yararlanma şansı oluyor. Bunu saptamak çok önemli. Yani daha sonraki yolu, güzergahını hastamızın belirlemek için diyoruz ki her astımlı hastanın mutlaka alerji testlerinin alerji uzmanınca yapılmasını tavsiye ediyoruz. Hı hı. Tedavimiz, astımın tedavisi iki aşamalı diyelim. Kesin kes var mı mesela? Kesin kes tabii ki tedaviyle tamamen kontrol altına alınabilen bir hastalık. Yani ilaçlarını hasta düzenli bir şekilde kullandığında normal bir kişiden farksız olarak her türlü istediği şekilde yaşayabiliyor. Aktivitelerini, günlük yaşamını yapabiliyor. Yaşam kalitesini oldukça yüksek olarak sürdürebiliyor. Hı hı. Bazı olimpiyat şampiyonlarının, yüzme şampiyonlarının astımlı olduğunu, bazı ünlü tanıdıkları şarkıcıların ki çok soluk yoluyla yapılan bir işlem, nefesle yapılan bir işlem, şarkıcıların da astımlı olduklarını biliyoruz. Demek ki ideal bir tedaviyle tamamen normal yaşam sürülebilir. Hı hı. Aklıma spor geldi çünkü şimdi nefesle alakalı bir durum ve bir koşmaya baş, birkaç adım hızlı attığımızda bile nefes alıp verişimiz, nabzımız değişiyor. Evet. Astım hastaları astım olduklarını bildiğinde belki de spordan kaçınıyor olabilirler ama spor sağlıklı yaşamın iki unsurundan biri kesinlikle öyle. Şimdi astım ve sporda şöyle söyleyelim. Astımı öncelikle kontrol altında tutmak esastır. Kontrolü için de uygun ilaçların düzenli kullanılıyor olmalı. Astımın kontrolü ne demek? Hastamızın gündüz ve gece şikayetlerinin olmaması. Nefesi daraldığında hemen pehmetçe, çıkarıp sıkmasını evet. söylediğimiz nefes açıcı bir ilacımız var. Bir iki çeşit zaten bunlar, çok fazla çeşidi yok. Bunu sıkma sayısının düşük olması, yani buna ihtiyacının pek az olması gibi kriterleri var. Atak geçirip acile gitmemiş olması, hastanede yatmamış olması. Bunlar varsa hastamız kontrol altında bir astımlıdır. Biz de kontrol altındaki astımlı hastalara özellikle yüzme ve yürüyüşleri tavsiye ediyoruz. Bir tek önerilmeyen dalgıçlık gibi, dalma gibi sporlar. Çok yüksek rakımdaki dağcılıklar da risk olabilir oksijen düşük olduğu için. Bunun dışında spor yapmalarını teşvik ediyoruz. Hı hı. Ama ilaçlarını kullanmaya, düzenli kullanmaya uymak şartıyla. Hı hı. İlaçları düzenli kullanacağız. Evet. Peki, şimdi bahar alerjisini konuşalım istiyorum. Hı. Bahar ayları geldi çattı. Çok fazla şikayet olabilir bu konuda. Belki polikliniklerde dolup taşıyor olabilir. Hı hı. Dilerseniz biraz ondan bahsedelim. Şimdi bahar alerjisi de alerjik göz ve burun nezlesi ve alerjik astımla kendini gösteren ilk ve sonbaharda bitkilerin, ağaçların, hububatların, tarlalardaki polenlerinin aşırı salındığı bir sezondur, mevsimdir. Bu sezonda soluduğumuz havada biz görmüyoruz gözle ama milyonlarca poleni biz soluyoruz. Bunlar gözle gözükmediği için ölçümlerde de ancak mikroskopla saptanabiliyorlar. Bu soluduğumuz polenlerle dediğim gibi birçoğumuz barışık bir şekilde yaşarken alerjik bünyeli kişiler ne yazık ki tepkime vermekte. Hem göz yaşarması, kaşıntı, burunda aşırı bir öne akıntı, aşırı hapşırma, özellikle sabahları uyandığında daha fazla bunu hissediyorlar. Eşlik eden astımı varsa da tabii ki özellikle açık havaya çıktıklarında yeşillik bir ortama gitmişlerse buna nefes darlığı, hırıltı da eşlik edebiliyor. Hatta çok hassas olan bireylerin yüzlerine yapışan, ciltlerine yapışan polenler yüzünde bile kaşınma, kızarıklık, yüzde gözde şişme gibi aşırı biraz daha ileri alerjik tepkimeleri ortaya koyabilir. Bu ileri alerjik tepkimeleri tam mevsimin yoğun olduğu, polenlerin çok salındığı, ilkbaharın sıcak nemininde yüksek olduğu dönemlerde açık havada çok saatler geçiren hastalarda görüyoruz. Şimdi polen alerjik hastalarımızda bu yakınmalar o mevsimde özellikle açık havada bulunduysa çok aşırılaşıyor ve astım atakları ilk defa bu açık havadaki kır yürüyüşleri, pikniklerde kendini gösteriyor. O yüzden bu dönemlerde çok zorunlu kalmadan keyfi dış ortam gezilerine katılmamalarını, eğer dışarıda bir yürüyüş yapacaklarsa güneş battıktan sonraki saatlerde polen miktarı yine var ama öğlen saatlerindeki kadar yoğun değil. Yani yine düşük de olsa var. En azından o saatleri tercih etmelerini tavsiye ediyoruz.
Şimdi polen döneminde alerjenden kaçınma tavsiyelerimiz tabii kısıtlı. Yani açık havada her yerde polen var. Camı açtığımızda evimizin içine de giriyor havalandırmak istediğimizde ve evimizde de soluyabiliyoruz bu sefer. Nasıl kaçalım? Tabii ki kaçınma kısmi oluyor. Bu yüzden bu sezon boyunca, bu mevsim boyunca mutlaka göz ve burun spreyleri, göz damlaları, ilave alerji haplarıyla düzenli bir tedavi, eğer astım da varsa astım ilaçlarıyla o dönemde düzenli bir tedavi alıp o dönemi sıfır yakınma ile geçirmesini hedefliyoruz. Bu kısa dönemli hastalar için çok sorun değil. Bazı hastalarımız sadece Mayıs ayında bu kadar şiddetli oluyor. Neden bazıları sadece Mayıs? Neden bazıları ta Şubat'ta başlayıp ta Ağustos'a kadar süren şikayetleri olanlar var? Kişilerin polen mevsimleri tamamen bireysel farklılıklar gösterebiliyor. Nedeni duyarlı oldukları polenin çeşitliliğidir. Çünkü polenler de kendi içinde ağaç polenleri, çimen polenleri, hububat, tahıl polenleri ve yabani ot polenleri diye 4 ana gruba ayrılıyor. Bu ana gruplardan insanlarda en çok alerjiye neden olan çimen polenleridir. Çayır diye geçer, ot diye de geçer. Bunlar çimen polenleri kastedilir. Çimen ve hububat polenleri de yanında birliktedir çoğu kez. En çok Mayıs ayında zirve yapar. Mayıs ayı bu hastalar için, bu polene karşı duyarlılar için gerçekten çok yoğun geçer. Ama Mayıs'a kadar nispeten rahatlatırlar. Haziran'ın ilk haftasından sonra yine rahatlamaya başlarlar. Yani bir ay, bilemediniz 2 aylık bir dönem. Peki bazı hastalar niye daha uzun? Şimdi eğer ağaç polenlerine de alerjisi varsa kişinin, ağaç polenlerinin salınımı Şubat ayı, Mart ayı gibi başlıyor. Ağaçların çiçek açması bilirsiniz erkendir. O dönemde polenler salınmaya başlıyor ve eğer ağaç polenlerine alerjikse o kişinin burnu akmaya, gözü yaşarmaya, hapşırmaya başlıyor. Hemen diyor bahar gelmeye başladı diye hemen anlıyor. Şimdi bu bireyin Mayıs'taki polene de yine alerjisi varsa Mayıs'ta iyice şiddetleniyor. Eğer yabani otlara da alerjisi varsa ki onlar Ağustos, Eylül gibi yazın sonuna doğru pik yapıyorlar, atmosferde çok bulunuyorlar. O zaman neredeyse 4-5 ay, belki 5-6 ay bütün hepsine alerjik bir polen alerjiliği hastanın şikayetleri sürebilir. Yani neredeyse yılın yarısını da kaplayabiliyor. Evet, haklısınız. Hele ılıman iklimli bir yerde yaşasa, ülkemizden biraz daha güneyde yaşıyorsa, güneydeki ülkelerde yaşayanlar da bu polen sezonu daha da uzun sürebiliyor. Yılın daha uzun bir kısmını bile kaplayabiliyor. Şimdi polen alerjisinde hastamızın mevsim süresi bizim ona yapacağımız tedaviyi de biraz belirliyor. Sadece çok kısa bir süre yoğun problemi olursa o kadar kısa bir süre için belki sadece ilaçla burun spreyleri, göz damlaları ve haplarla devreye girilebilir. Ama mevsim biraz uzun sürüyorsa ya da o kısacık bir aylık süre içinde biz ilaçlarımızı verdiğimiz halde hastamızı rahatlatamamışsak, bu da çok alerjik olduğu anlamına göre ileri derecede alerjikse biz ilaçlarımızı verdiğimiz halde tam rahatlayamayabiliyor hastalarımız, kısmi rahatlıyor. O zaman başvurulacak şey alerji aşı tedavisidir. Alerji aşı tedavisi ilaçlardan önemli bir farkı var. Bünyeyi değiştiren, bünyeyi alerjik olan halden alerjik olmayan hale doğru çeviren esas tedavidir. Dolayısıyla tedavi. Gerçek alerji tedavisi immünoterapi dediğimiz alerji aşı tedavisidir. Özellikle polen hastalarında belli az sayıda polene duyarlıysa ve o polenlerle de biz onu aşılayabiliyorsak o hastamız ertesi sene çok çok hafif geçirmekte şikayet. Yani mevsimi çok rahat geçiriyor. Tek tük belki ilaç kullanması gerekiyor. Devamlı ilaç bile gerekmeyebiliyor. Ama çok fazla çeşidi olan polene alerjik hastalarda biz aşı yaparken çok çeşit bir arada kullanamadığımızdan dolayı bazılarını seçerek koyuyoruz aşı şişesine. Bu durumda bütün polenlere yönelik bir tedavi vermiş olmuyoruz ama en azından şiddetini bir miktar kırmış olabiliyoruz. Aşırı şiddetli yakınma varsa uzun mevsimi olan hastalarda gene polen aşısıyla hastalarımız eski hallerine göre mutlaka daha iyi oluyorlar. Şimdi saman nezlesi alerjik rinit diyoruz. Evet. Bahar alerjisi ayında dedik. Onlar aynı mıdır? Evet, farkları. Saman nezlesi bu ilkbahardaki polenlerle olan nezleye verilen isim. Tıbbi ismi alerjik rinit.
diyoruz. Bahar nezlesi diye de geçiyor. Bu ilk 100 yıldan önce bir dönemde tanımlanmıştır tıbbi olarak ve o dönemde saman nezlesi şeklinde isim verilmiş. Ev tozu alerjisinden de biraz bahsedelim istiyorum. Olur, mevsim dışına çıkalım biraz. Evet, biraz mevsim dışına çıkalım gerçekten. Mevsimi yok çünkü. Çünkü ben de birkaç araştırma yaptım ve çevremizde de birçok komşularımızda olsun. Gerçekten çok sık rastlıyoruz. Belki ekranları başındaki izleyicilerimiz de evet bizde de var, bizde de var diye olabilirler. Evet. Yani ev tozu alerjisi dediğimizde ayıncıklardan tutun, hele çocuklarda varsa onları oyuncaklardan koparmak çok zor. Halıları falan kaldırmak gerekebiliyor. Şimdi sizlerden aslında tam yanıtını alacağız. Evet. Neden oluşur? Astımla veya herhangi diğer rahatsızlıklarla ilişkisi var mıdır? Nasıl koruyacağız, nasıl korunacağız? Şimdi ev tozu alerjisi kapalı ortamlarda, yani evlerimizde bulunan bizim gözle göremediğimiz çok küçük böcekçikler yaşıyor. Bunu tabii böcekçik deyince hanımlar biraz huylanıyor, evimizde böcek mi var diye, ama bunlar gözle göremiyoruz. Mikroptan, mikroorganizmalardan daha büyük ama ancak büyüteç veya mikroskopla görülüyor. Şimdi bu doğal olarak yaşayan ve alerjik olmayan kişileri etkilemeyen bu alerjen kaynakları, böcekçikler, akar diyoruz biz bunlara, ev tozu akarı ismi. Bu akarlar yine alerjiye eğilimli bünyeli kişilerde alerjik tepkimeyi tetikliyor. Yani hepimizin oturduğu şu koltuğunuz veya şu yerde gördüğümüz halı, hepimizin evinde bunlardan var. Bunlar da çok sayıda ev tozu akarı barınıyor. Çünkü onlar tekstil lifleriyle ve insan deri döküntüleriyle beslendikleri için vücudumuzdan dökülen günlük herkesten 1-2 gram kadar günde kepek dökülüyor. Deri, üst deri tabakalarımız döküldüğü için devamlı. Bu parçacıklarımız evlerde, insanın yaşadığı yerde bu böcekçiklerin de beslenebildiği için aşırı sayıda oluşmasını sağlıyor. Şimdi buradaki sorun, alerjik bünyeli bir kişi evde ev tozu akarı soluduğu takdirde ne yazık ki buradaki alerjik nezle saman nezlesinden biraz daha farklı. Burnun tıkandığı, yüzde ağrı ve sinüzitin tetiklendiği, genze doğru bir akıntının, yani geriye doğru bir akıntı olduğu, öne doğru asla akmayıp hapşırmanın bile fazla olmadığı, daha çok tıkanıklık ve geriye akıntıyla karakterli bir burun problemi görüyoruz. Eşlik eden astımı varsa, yine polen mevsimindeki gibi seyrek astım şikayetleri şeklinde değil, daha devamlı öksürük, özellikle geceleri artan, tozlu ortamlarda tetiklenen solunum yakınmalarıyla kendini gösteriyor. Şimdi ev tozu akarına alerjik bir hastada aslında hava yollarında bir aşırı duyarlılık da oluşuyor. Yani astımlılarda sebep ne olursa olsun, ister polenle oluşsun, ister ev tozuyla oluşsun, hava yolları aşırı duyarlı hale geliyor. Aynı şekilde burnumuz da aşırı duyarlı hale geliyor. Aşırı duyarlı bir burun, alerjen özelliği olmayan, örneğin bir sigara dumanı, kimyasal bir maddenin kokusu, deterjan olabilir, parfümler olabilir, çamaşır suyu gibi temizleyici maddeler, yemek kızartma kokuları gibi kokularla, yani alerjen olmayan bazı şeylerle de tetikleme veriyor bu sefer. Hastamız da bunu görüyor ve diyor ki benim sigara dumanına, işte parfüme karşı bir tepkimem var. Demek ki bunlara alerjiyim diye düşünüyor kendisi. Ama biz tıbben biliyoruz ki bu saydığımız kimyasallar, yani sigara dumanının kendisi ya da işte yemek kokusunun, parfümün kendisi direkt o astımı yapamıyor aslında. O astımı yapabilme kapasitesi alerjenlerde var. Yani ev tozu akarı ve polen gibi alerjen dediğimiz maddeler önce astımı yapıyor. Ondan sonra artık öbürleri tetikleyici görevi görüyor. Buradan kastım şu, astımı olan ve toza alerjiklerde ev tozundan kaçının, evinizdeki toz miktarını, akar miktarını azaltıcı önlemler alın dediğimizde, ben aslında parfümlerle veya kızartma kokusuyla sıkışıyorum, niye benim halılarımı kaldıracakmışım, niye evime önlem alıyorum diye düşünebilir. Buradaki mantık, eğer soluduğu akar miktarını evde azaltabilirse zaten parfümlere karşı eski hassasiyeti kalmayacak. Normal insanlar gibi o kokularla barışık yaşayabilecek. Hı hı. Özellikle az evvel koku hassasiyeti dedik ki giydiğimiz üzerimize kıyafetler de var. Kesinlikle öyle. Yıkarken de kullanıyoruz. Şimdi her şeyi sil baştan değiştirmek ya da ona uygun materyalleri bulmak da zor olabilir gerçekten. Şöyle söyleyelim. Şimdi toz alerjisi zor bir durum. Çünkü sadece evimizde değil, gittiğimiz başka misafirliğe gidiyorsunuz, başka evde, sinema salonunda, okullarda,
sınıflarda, iş yerlerinde yine bunlar var. Bizim burada üstümüze düşen şey, eğer toza alerjik ve hele de astımımız varsa, bu önlemleri en azından hükmümüzün geçtiği, düzenleme yapabileceğimiz kendi evimiz. Kendi evimizde yapmalıyız. Çünkü yaptıktan sonra zaten o evde yaşadığımız müddetçe ekstra bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Yani önlemlerin alındığı, başladığı periyotta biraz yoğunluk var. Bir takım değişimler gerekiyor. Ben bunlara şöyle örnek vereyim dinleyen hastalarımız için. Örneğin ev tozu akarı için biz öncelikle yatak odasından önlem almaya başlatıyoruz. Neden yatak odası? Çünkü biz yaşamın neredeyse bir üçte birini uykuda geçtiğini düşünürsek, üçte biri iyi kötü uyumadan önce de bir gittiğimizde, uyuyana kadar da bir süre, uyandığımızda da hemen çıkmıyorsak, toplam yaşamın üçte biri bir odada geçiyor aslında. Biz eğer o odayı uygun hale getirirsek, olayın üçte biri gibi çok geniş bir kısmını, sadece bir odayla çok önemli bir kısmını düzeltmiş oluyoruz. Oturma odamız veya salonda da düzenleme yaparsak, evde geçen saatleri garantiye alıyoruz. Ama iş yerimizde de bir olumsuzluk varsa ve bir büroysa, 7-8 saat duruyorsak, olabildiğince orayı da düzeltmek için uğraşmalıyız. Burada yatak odasında özellikle yatağın materyali belirleyici oluyor. Klasik geleneksel yün ya da pamuk dolgulu yataklar, yorganlar ve yastıklar çok alışılagelmiş ve kullanılabiliyor. Bunların içinde akarlar ne yazık ki daha fazla ürüyor. Yine elyaf, sentetik malzemeler, daha yeni çıkan malzemelerde akar yine üreyebilir. Ama bir pamuk ya da yün dolgulu, kuş tüyü dolgulu kadar yine orada da üreyebiliyor. Doğal malzeme oldukları için akarlar onlarla da besleniyor çünkü. Buralarda daha çok ürüyorlar. O halde akar alerjik kişilerin yün, pamuk dolgulu, yastık, yorgan, yatak kullanmamalarını söylüyoruz. Zaten bazen yorganını bile kaldırdığı zaman hastamız, attığı zaman, o bile onu rahatlatıyor. Yani ayrıca ilaca bile daha fırsat olmadan o yorganı, yastığı değiştirmek bile şikayetlerini hafifletiyor. Hı hı. Ama bunu anlamak için de o hastamızın doktora gelmesi, alerji uzmanına ve alerji testinde de toz alerjisini saptamış olması lazım. Bunu kendi kendine fark etmiyor tabii. Hı hı. Şimdi bahardan devam ediyoruz. Peki. Alerjileri de konuştuk. Şimdi arılar çalışkanlardır. Evet. Göreve başladılar aslında gerçekten. Evet. Arı alerjisinden de biraz söz edelim istiyorum. Hayati risk taşıyan tabii, bazı boyutları da var gerçekten. Evet, alerji geniş bir kolu. Aslında hı hı, arı alerjisi, bir de ilaç alerjisi konusu da var. Hani kısaca belki sonradan ona da değiniriz. Hı hı. Şimdi mevsimi geldiği için arı alerjisi hayati tehlike oluşturma riski olduğundan mutlaka arıyla ilgili problemi olan kişilerin dinlemesini tavsiye ediyorum. Şimdi arı soktuğu zaman alerjik bir reaksiyon oluşuyorsa, soktuğu yerin bir 10 santim kadar çapındaki şişmelere, diyelim elimden soktu ve bir 10 santim kadar kızardı, buraya kadar problem yok. Yani bunu normal kabul ediyoruz. Çok ileri bir problem kabul etmiyoruz. Ama arı soktuğu zaman bütün soktuğu organda bir şişme ya da soktuğu yerin uzağında bir belirti veriyorsa, örneğin elimden soktu, dudaklarım, göz kapaklarım şişti ya da nefes darlığı hissettim, boğazımda bir şişlik, içeride ağrı hissettim, burada bir tıkanma oluyor olabilir. Demek ki arı alerjisinin varlığını anlamada soktuğu yerin uzağındaki reaksiyonlar varsa mutlaka alerji uzmanına gitmek gerekli. Neden? Bu alerjik tepkimeler defaten arı soktuğu zaman giderek daha şiddetli olma eğiliminde olabiliyor. Yani baştan alerji soktu ve kol şişti şeklindeyken, hani çok öldürücü bir şey değil, hemen acile gidersiniz, ilacıyla iner. Ama bir sonraki soktuktan sonra ses telleri bir anda şişi verebilir, nefes yolları bir anda çok daralabilir, tansiyon bir anda çok düşebilir ve bizim anafilaksi dediğimiz, yani Türkçesi alerjik şok diyelim, bu hayati tehdit eden, hayatı tehdit eden reaksiyonlar müdahale edilmediğinde ölümcül olabiliyor. Ve müdahale edilebilirse de o anda gerçekten hayata döndürebiliyor. Yani çok böyle bıçak sırtında bir nokta. Şimdi bu durumdaki reaksiyonlarda biz ne yapmalıyız? Bunun tedavisi yine alerji aşısı var. Alerji uzmanı tarafından testler yapılıp arıya karşı alerji saptanırsa, bu hastalarımız bize geldiğinde, arının da kendi içinde türleri var. Bal arısı, yaban arısı dediğimiz bir grup daha var.
hangi arı türüne olduğuna bakılarak buna uygun alerji aşısı verdiğimizde, ne yapıyorduk biz alerji aşısı verdiğimizde? Arı zehrine karşı aşırı bir cevabı var hastamızın, alerjik. Biz aşı vere vere, alerji zaten arı zehriyle aşılıyoruz. Aşı vere vere kişinin bünyesini alerjik olmayan tarafa doğru kaydırıyoruz. Hı hı. Bu şekilde aşı olan arı alerjili hastalarımızı arı tekrar sokması soktuğu zaman çok daha hafif tepkimeler. Bağışıklığını güçlendiriyoruz, evet, değil mi? Yani alerjik cevabını yok ediyoruz. Alerjik, hı hı, olmayan normal cevap ver. Normal bir kişiyi arı soktuğunda soktuğu yer biraz kaşınır, biter. Bunun gibi bir cevaba doğru getirmeye çalışıyoruz. Böylece hayatı tehdit eden bir reaksiyon oluşmuyor. Hı hı. Biz arı alerjiklerde her zaman aşı olsa da bazen reaksiyonlar hafiflese de devam edebilir. Yani aşılı olduğunda en azından çok ciddi olmayacağını varsayarız. O hastalarımız için de yine hayatı kurtarıcı bir tedavi yolunu yanında taşımasını tavsiye ediyoruz. Şimdi anafilaksi dediğimiz alerjik şokun tedavisinde adrenalin adlı ya da epinefrin diğer ismi bir iğnenin kişiye derhal yapılması lazım. Arı soktuğu an. Veya herhangi bir sebeple ilaç alerjisi de olabilir. İlaç anafilaksi dediğimiz alerjik şok geliştiği an. Bu daha önceden kişi bunu yaşamış olabilir. Tekrar yaşadığında zaten bilir daha önce de olmuştu diye. Bu alerjik tepkimelerdeki adrenalini ilk fırsatta en kısa zamanda kişinin acil servise, en yakındaki bir sağlık yerine giderek adrenalinin yapılması gerekiyor. Şimdi bu aşamada arı genelde doğal ortamlarda bulunup kırdayken hastayı soktuğu zaman acile gitmesi uzun sürebilir ulaşması. O arada hayatını kaybedebilir ses tellerinde takılma olduğu, tıkanma olduğu için. O durumda biz adrenalini yanında taşıyabileceği özel bir enjektör var. Normalde bu kendimiz ampulü alalım, enjektöre çekelim diye bir ilaç da değil. Çünkü dozu çok önemli. Fazla yapılırsa zararı var. Tam dozunda yapılması lazım. Yani kişiye bırakılamıyor bunun dozu. O yüzden bu tip... Hekim ayarlayacak. Normalde hastanede hekim ayarlıyor. Ama hastanın cebinde taşıyıp kendi kendine yapacağını bu şekilde oto enjektör. Yani bastığınızda tek doz veriyor. Gereken kadar doz veriyor. Hani kendisi bir enjektörle yapmış gibi olmuyor. Bu oto enjektörler şu anda ülkemizde yok ama biz alerji uzmanı olarak bu şekildeki hastalara rapor çıkarıyoruz ve yurt dışından bu oto enjektörleri hastamızın temin etmesini sağlıyoruz. Bunu temin eden hastamız bunu devamlı cebinde taşıyor, yanında bulunduruyor, buzdolabında durma şartı yok. Diyelim arı alerjik ve arı soktu hasbelkader ve baktı gene şikayetleri oluyor. Normalde aşı oluyor olmalı ama bazen aşı olsa bile hastada reaksiyon görülebilir. Çok fazla birden arı sokmuştur. Aşırı bir reaksiyon olabilir. O anda acile yetişemiyor. Yola çıktı ama yetişmesine zaman var. Burası da tıkanmaya başladı ya da gözü kararmaya başladı, fenalaşmaya başladı. Hemen kendi kendine arkasındaki güvenlik mavi kapağını çıkarttıktan sonra şu şekilde eliyle tutarak kumaşın üzerinden bacağının yan tarafına bu şekilde bastırarak kendi kendine bunu uyguluyor adrenalinini. Bu şekilde derhal bir kendine geliyor, soluk yolu açılıyor. Acile yetişecek kadar zaman kazanıyor. Hı hı. Ama doktora gittiği zaman, ilk gittiği doktora da kendi kendine adrenalin yaptığını mutlaka göstermeli. Çünkü oradaki doktor da eğer bilmezse ilk işi adrenalin, bu sefer fazla doz olabilir. Dolayısıyla, hı hı, bu hayat kurtarabilen, biz bunu sebebi bilinmeyen alerjik şoklarda, arı alerjisiyle oluşanlarda ve ilaç alerjisiyle ve bazı gıda alerjilerinde birdenbire alerjik şoka giren kişilere temin etmesi için veriyoruz. Evet, süremiz de azalmaya başladı ama ilaç alerjisi ve besin alerjisinde konuşmadan bitirelim istemiyorum gerçekten. Kısa kısa dilerseniz devam edelim o konularda. Şimdi ilaç alerjilerini biz erişkinlerde biraz daha çok görüyoruz. En çok gördüğümüz ilaç alerjisi sahada en çok kullanılan ilaçlarla oluyor. Bunlar ağrı kesici ilaçlar ve antibiyotik ilaçlar. Başta penisilin olmak üzere bazı antibiyotik ailelerinin gruplarına karşı alerjiyi görüyoruz. Tabii ki şunu da bilelim ki her ilaç alerji yapabilir. Yani bazı alerji ilaçları bile alerji yapabiliyor hastalarımızda. Biz onlarla da bazen mücadele etmemiz gerekiyor. Şimdi burada özellikle biz ağrı kesici alerjisi, yani non-steroid anti-inflamatuvar dediğimiz, bu eklem ağrılarına daha çok verilen kuvvetli ağrı kesicilerin
aspirin diyelim, yani çok klasik isim olduğu için, yani aspirin ve ailesi olan ağrı kesicilerin alerjilerinde bu reaksiyonlar, yüz göz şişmesi, dil dudak şişmesi, bazen sadece burnun tıkanması, soluk yolunun tıkanması gibi veya kuru deşen dediğimiz kaşıntılı deri lezyonlarıyla kendini gösterebilir. Kişilerin bu tip şikayetleri olduğunda bazen ilaçla bile ilişkilendiremeyebiliyorlar. Ara ara ağrı kesici alıyor, bir taraftan da vücudu kaşınmaya başlamış. İlaç aklına gelmeyebiliyor. Mutlaka bu konuda alerji uzmanına başvurmalı, kullanmış olduğu ilaçları da saklamalı. Bazen şöyle oluyor, ben bir yıl önce bir ilaç yuttum ve bende alerji yaptı diyor hastamız. İsmi neydi diyoruz, ismini bilmiyorum, ben onu attım diyor. Halbuki bu çok önemli bir bilgi, çünkü çok fazla çeşit ilaç var ve o hasta her şeye alerjik olmak zorunda değil. Bir çeşit ilaca alerjikse bu sefer korkudan hiçbir ilacı kullanmayı reddederek, yani ilaç kullanmadan çok zor bir zaman geçiriyor. Lüzumsuz bir korku duyabiliyor. Biz testlerle ağrı kesicilerin hangilerine alerji olduğunu ve güvenilir bir ağrı kesici kullanıp kullanamayacağını yine hastane ortamında yaptığımız provokasyon testleriyle saptıyoruz. Yasak ilaçlarını söylüyoruz, bunları kullanmamalısın. Eline bir kart veriyoruz doktoruna göstermesi için ve kullanabileceği de alternatif antibiyotik, alternatif ağrı kesici, diş doktorlarının yaptığı lokal anestetik maddeler de alerji yapıyor. Onların da alternatiflerinin testlerini yapıp kullanabileceklerini belirtiyoruz. Besin alerjisinden söz edecek olursak gluten geldi aklıma ilk zaten. Evet. Birazcık dilerseniz ona değinelim. Şimdi tedavisi gluten, kesin çözümü var mıdır? Çünkü hayat kalitesini, yaşam kalitesini düşüren unsurlardan biri. Aslında gluten biraz benim konumun dışına çıkıyor. Çünkü tam bir alerjik cevap değil de bir intolerans dediğimiz, tolere edememe hali. Burada immünoglobulin E dediğimiz alerji antikoru aracılığıyla tam oluşmuyor diyelim. O yüzden biraz daha farklı. Ama glutenle reaksiyon olan, daha çok çocukluk yaşında ortaya çıkan bir kondisyon. Özellikle işte kilo alamama, ishal, karın ağrıları gibi yakınmalarla kendini gösterebiliyor. Bu durumun erken tanısı için mutlaka çocuk hastalıkları veya çocuk gastroenteroloji bölümüne şüphelenilen vakalarda gidilmeli. Erişkinler için genel şöyle söyleyebilirim. Alerjik cevaplar biraz daha deri kaşıntılarıyla, biraz daha bariz bulgularla seyrederken, bu intolerans dediğimiz tolere edememe halleri, karın gaz şişkinlikleri, böyle yemekleri takiben veya genel aralarda ortaya çıkan şişkinlikler şeklinde kendini gösterebilmekte. Şimdi bu durumun çok net bir teşhisi de olmamakla birlikte biz alerji için söylemek gerekirse, yani düzenli olarak her gün ürtiker dediğimiz kurdeşeni olan ama burada sebep arayıp bulamayan vakalarda gıdalarla ilgili bazı eliminasyonlar yapıyoruz. Yani şüpheli bazı gıdaları bulup bunları diyetten çıkardığında yakınmaları düzeliyor mu, düzelmiyor mu diye bakarak biz genelde mayanın, yani ekmekte ve diğer unlu mamullerde bulunabilen, yoğurtta, peynirde de bulunan mayanın da çoğu kez gıda alerjisi yapabildiğini görüyoruz. Şüphelenen hastalarımız şüphelendikleri gıdaları bu şekilde bulmaya çalışmalı. Gıda ile ilgili deri testleri çok doğru sonuçlar özellikle erişkinlerde vermiyor. O yüzden biz pek erişkinlerde gıda testi yapmayız. Hastalarımıza gıda günlükleri tutturup oradan hangi gıdayla olduğunu bulmaya çalışırız. Çocukluk yaş grubu için biraz daha farklı. İnek sütüyle, yumurtayla başlayarak çocukluk çağında fıstık, yine yer fıstığı çok sık alerji yapan gıdalardan biraz daha farklı olduğu için onlar da teste biraz daha cevap veriyor. Onlar da testlerle devreye girilebilir. Yine çocuk alerjisinde, bu süt ve yumurta alerjisinde desensitizasyon yöntemleri yeni yeni çıktı. Yani yiyemediği gıdayı hastane ortamında çok düşük dozdan başlayıp giderek artan dozlarda vere vere o gıdayı tolere edip yiyebilir hale getirme çalışmaları da var. Evet, ilk alerji konumuzda, alerji ve bahar nezlesi konumuzda biraz söylemiştik. Eğilim olabiliyor genlerle aktarımında diye, ama ara alerjisi, besin alerjisi ve ilaç alerjisi dediğimizde anne babada varsa, çocuklarda ilerleyen dönemlerde baş gösterebilir mi? Bunun önlemini nasıl alabilir ebeveynler? Yani şöyle söyleyeyim, astım ve solunum yolu alerjileri biraz daha genetikle geçişi var, ancak diğer alerjilerin hepsinde bu çok net söylenemiyor. Arı pozitifliğinde de mesela çok net söylenemeyebilir. Burada durduk yerde arıdan korkmak anlamına değil, ama soktuğu zaman reaksiyona göre mutlaka alerji uzmanına gitmek önemli.
Paket ürünler, bazen gıdanın kendisi masum oluyor. Bir paketin içine girmişse katkı maddeleri reaksiyon yapabiliyor. Örneğin tavuk alerjim var diyen bir hastam vardı. Tavuğu paketli aldığı zaman alerjik reaksiyon oluyor, yiyemiyor. Bir de dedim paketsiz açık bir tavuk alıp yemesini söyledim. Onunla sorunu olmadı. Demek ki bu katkı maddeleri o gıdalara alerji varmış gibi de gösterebiliyor. Ve günümüzdeki reaksiyonların çoğundan gerek kullanılan şampuan ve vücut ürünlerindeki ek katkı maddeleri, kozmetik ürünlerdeki ek katkı maddeleri, gıda paketlerindeki meşrubatlar, bu gazlı içeceklerdeki katkı ve boya maddeleri günümüzdeki alerjilerin pek çoğunun sorumlusu. Yani gıdanın kendisi alerji yine yapabilir ama ona sıra gelene kadar diğerleri var. Dolayısıyla ben daha küçük yaştaki çocuklarda bu katkı maddeli ürünlerin alınmaması, katkı maddeli şampuan ve diğer malzemelerin kullanımının düşürülmesi bunlara alerjinin azaltacağını hatırlatırım anne ve babalara. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum bugünkü katılımınız için. Önemli konularda umarım atlamamışızdır diyeceğim. Gerçekten keyifli bir sohbetti. Umarım faydalı olmuşuzdur. Gerçekten evet. Ben pür dikkat dinledim sizleri. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak alerji haftasında hastalarımıza bu hedef organlarına göre mutlaka alerji uzmanına da gitme bilincinin oluşmasını tavsiye ediyorum. Deri alerjisi veya burun alerjisi olduğu zaman branş doktorlarında da bir takım tedaviler alsalar da alerjinin kesin tedavisinin aşı olduğunu ve aşı tedavisinin de alerji uzmanları tarafından verilebildiği nedeniyle mutlaka alerji uzmanına gecikmeden gelmelerini tavsiye ederim. Bir de çok ağır astımı olan hastalarımızın, yani bütün astım ilaçlarını kullandığı halde tam rahatlama sağlanamayan hastalarımıza kortizol de içermeyen, yan etkileri kortizol gibi olmayan iğne şeklinde yeni biyolojik ajan tedavilerimiz var. Ülkemizde de var. Çalışma bazında biz merkezimizde henüz ülkemizde olmayan ilaçlardan da uygulama imkanına sahibiz. Dolayısıyla bu yakınmaları bu şekilde ağır olan astım hastalarını ben Uludağ Üniversitesi Astım Alerji Polikliniğimize davet ediyorum. Uygun bulunurlarsa bu tedavilerle çok çok daha rahat, atak geçirmeden yaşamaları mümkündür diyorum. Güzel sonuçlar alabilirler. Çok teşekkür ediyorum tekrar katılımınız için Dane Hanım. Çok mersi. Teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz, bize ayrılan sürenin bugün sonuna geldik. Haftayı noktalıyoruz. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun diyelim. Önümüzdeki hafta Dünya Sağlık Haftası. Hemen her gün sağlık konusunu, özellikle kanser başlığını ele alacak sohbetlerimizle karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.